Ecel'in de sürekli karşısına geçer, o müezzinin altından seyrederler. Ama öyle bir nazarla seyrederler ki, o seyrediş esnasındaki aldıkları zevk, lezzet var. Tavuk esnasında aldıkları sevaba, zevke, lezzete kadar denk. İşte bir Allah dostu diyor efendim. Diyor ki, tavaf ettikten sonra Hacer-i Esved'in karşısında Beyt-i Muazzama'yı seyrediyordum diyor, minarelerini. Minarelerini seyrederken aklıma şöyle düşünceler geldi. Sanki o hayali karşısında gördüm. Bir binanın kubbesini veya çatısını yapan bir insan, birinci katın kubbesini yapan bir insan, öyle pek fazla şey yapmaz yani. Kendisini beline uşak, kendiyle bağlayıp bir yere şey yapmaz, ayaklarını var bitirir. Ama bina yükseldikçe, minare yükseldikçe, kat yükseldikçe öyle tedbirler alır ki aynı şeyi aşağılarda yaparken pek fazla umursamaz diyor. Ayakları yere. Ama o bina yükseldikçe belinden bağlar, başka türlü tedbir alır, ondan sonra şey yapar. Niye? Kayıp düştüğü an uçuruna yine yuvarlanmıştır. O sahne Kabe-i Muazzama'yı seyredilirken bana gösterilir. Yahya Allah. Anlamazım mı? Bu zaman ne anlattı çabada, nasıl büyümüş çabaya? İşte o minareden, yüksek minareden derken, oradan sanki birisinin böyle yükseldikçe düşme halini, orada yükseldikçe nasıl? Memleketten geldim. Çok oğlu çocuğunu bıraktım. Senin kapıyın eşiğinden tuttum. İmdi, bakınca tahta bakıyor. Kapının altında eşiğinden tutmuş. Vallahi ben bir kul olarak bugüne kadar kapıma gelen hiçbir dilenciyi boş çevirmedim. Bugüne kadar kapıma gelen hiçbir dilenciyi boş çevirmedim. İmni sahilim, ben de senin dilenciyim. Dilenci olamam. İmni sahilim, imni sahilim. Allah Allah. Dayanmak mümkün mü? Feryat aşağıdır. Geldiğin zaman da unutma, sen ve orada olan herkes peygamberin misafiridir. Resulullah'ın misafiridir. Eğer sen orada birisine bir eziyet edersen, Resulullah'a eziyet etmiş gibi.